46 ile ilgili konuşmam şöyle. Artık bu iktidar ne yapacağını bilemiyor. Yani sinekten yağ çıkarıyor. Ya şu beşi çeteleri vergilerini affedeceğine onları yesin de kredi kart borcu çıkar. Ama onları dokunmuyor. Onları vergilerini affediyor. Garibanları, işçileri, memurları, emeklilerden kredi kartından de 750 lira alacakmış. Ya bu 750 lira neyi doldurur? Savunmamış. Savunan da Allah bilir nereye gider. Ne oldu? 15 Temmuz Söğütleri paraları gitti. Bütün krediler gitti. Deprem vergileri gitti. Her şey gitti. Nereye gidiyor bu paralar? Millet gene aç. Yani bu tablana 750 lira mı düştü? Zamanında demel dedi. Bir sente ihtiyacımız var diye. Şimdi bunlar da başladılar. 750 lira ihtiyacımız var diye. Böyle hükümetin çöküşüdür bunlar. Vallahi çok yani her şeyden vergi alıyorlar. Bu nedir ben anlayamadım. Zaten durumumuz kötü. Geçinemiyoruz. Zar zor yani. Kıt kanaat geçiriyoruz. Bir de vatandaşa ekstra vergi yüklüyorlar. Yani bu ne yapmak istiyorlar anlayamadım yani. Niye böyle yapıyorlar? Yani olandan alsınlar. Büyük iş adamlarından alsınlar. Yani daha çok mesela onların vergilerini arttırsınlar. Ne bileyim yani başka alternatifler düşünsünler. Ayrıca ekstra kredi kartı borcumuz var. Var yani olmaz mı? Borçsuz bu devirde yani mümkün mü? O çok yanlış bir şey. Zaten bankalar alıyor bunu. Bir de onun alınması şu an ekonomik yönden çok sıkıntıda olan vatandaşlar için daha büyük getirmiş olacak yani yanlış bir şey. Ben zaten bunun yapılacağını bildiğim için hemen düşürdüm. Gerek de yoktu yani bir emekli olarak o kadar yüksek limite. Ben düşürdüm. Şu anda ekonomiyi sorarsanız ekonomi çok kötü. İnsanların durumu belli. Alım gücü çok düştü. Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Gidişat iyi değil. Hükümet vergi koymayacağım diyordu. Şimdi savunma sanayi için vergi koyuyorum diyor. Bir sürü kaleme vergi geliyor. Bizim zaten her kalemden vergi ödüyoruz. Yani artı bir vergiye gerek var mı yok mu bunu insanlar düşünsün bizi yönetenler yani. Vallahi 100 binin üstündeydi düşürdüm ben yarım saatten bir saat önce 99 bine düşürdüm. Devamlı kullandığımız için kartları. Lazım arıyordu, düşürdük. Siz bankaya aradığınızda ne dediler size? Dedi daha kanunlaşmadı dediler. Ben dedim olsun yine düşürün dedim. Zaten kullanmıyoruz dedim. Devamlı yükseltiyorsunuz dedim limiti. Bunlar tamam dedi hemen düşürdüler zaten. Kredi kartını çok kullanıyor musunuz? Kredi kartı borcunuz fazla var mı? Onunla geçiniyoruz zaten ya. Al, yatır, onunla geçiniyoruz. Ve kendileri otomatik kart. Tabii o kadar kullanmıyoruz biz. Bizim kullandığımız 25-30 bin lira adam limiti yapmış 150 bin lira. 200 bin lira, 214 bine kadar yükseltmiş banka. İsim vermiyorum yine. Kullanmıyorum zaten o kadar ki benim kullandığım 25 bin lira, 30 bin lira. Çok yanlış yavrum. Önce bizim aile muhtarıyım. Çok yanlış. Gidişatımız da yanlış. Durumlar da kötü. Vatandaşın durumu da kötü.